Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler gerçekten sizlere ders anlatmayı çok özledim. Biliyorsunuz ki tahmini yaklaşık 20 gündür tercih dönemiyle uğraşıyoruz. Çünkü gerçekten tercih dönemi de en az sınavı kazanmak kadar zordur arkadaşlar. Bu konuda 22 tane meslek tanıtımı ve Moral Akademi Murat Hoca ile de tercih danışmanlığı videomuzu paylaştık. Bildiğiniz üzerine ben tekrardan konuk olan tüm misafirlerime teşekkür ediyorum. Tabii ki de 2024 tayfaya çok daha geniş böyle çok daha özel tercih danışmanlığı tanıtımları yaparız arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi sizlere ders ders anlatmayı çok özledim. Hadi gelin dersimize başlayalım. 9. sınıfın ve TYT'nin 5. ünitesi ısı sıcaklık ünitesinin konu anlatım birinci kısmıyla karşınızdayım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gençler bu konu bu ünite çok önemli. Çünkü bu ünitede gerçekten en önemli kısım neydi? Evet, tanımlardı. Ünitenin tanımları çok önemli. Kavramların tanımları çok 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 önemli ki her zaman da Altını çizerek söylerim. Fizik dersi bir tanım dersidir. Evet birazcık hızlanmamız gerekiyor. Ben de bunun farkındayım. Birazcık aksattık ama merak etmeyin. Ağustos ayı içerisinde TYT fizik bitecek. AYT fiziğe başlayacağız. Lütfen sizler bildirimleri açın. Günlük video sayımız tabii ki de artarak gelecektir. Bugün ısı, sıcaklık, iç enerji ve termometre ile ilgili sorular konu anlatımı yapıp hemen ardından soru çözümleriyle de bu kısmı bitireceğiz. Onu da belirtmiş olayım. Evet geldik, yaşamadım tamam, geldik iç enerjiye. Şimdi arkadaşlar, iç enerji aslında mekanik enerjiyle ben birleştiriyorum. A tabii ki de mgh 1 bölü 2 mv kare falan yok, ama ben iç enerjiyi şöyle birleştiriyorum. Bir sistemi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına iç enerji denir. Bir sisteme enerji verildiğinde ya da sistem üzerinde iş yapıldığında, yani ısı verildiğinde, ısı miktarı arttığında iç enerjisi artar. Sistem dışarıya ısı enerjisi yaydığında veya iş yaptığında ise sistemin iç enerjisi azalır. Sıfır kelvin mutlak sıcaklıktır. Maddenin iç enerjisi sıfırdır. Titreşiminin çok 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 az yani yok sayıldığı olmadığı derecedir. Maddenin cinsine tabii ki de bağlıdır, miktarına bağlıdır, sıcaklığına bağlı bağlıdır. Birimi de enerji birimi olan jouldur yani enerji birimlerinden biridir. Arkadaşlar şimdi. Hocam sıcaklık artarsa iç enerji kesinlikle artar mı? Evet kesinlikle artar. Sıcaklığın artması iç enerjiyi kesinlikle arttırır. Ama sıcaklık artmadığı durumlarda değişmediği durumlarda da iç enerji değişebilir. Çünkü hal değişimi esnasında maddeye ısı verilir ama sıcaklığı artmaz. Yani sıcaklık da evet doğru ilişkili ama burada dediğim gibi madde miktarına cinsine verilen ısı miktarıyla da doğru ilişkili diyebilirim. Geldik sıcaklığa tanımı çok önemli sıcaklık bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bitmedi bir ölçüsüdür. Ortalama kinetik enerjisidir der. Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Diğer adı ise göstergesidir. Bunları lütfen unutmayın. Yani bize sıcaklıkları verilen bir maddenin yorumlarda, öncüllerde kinetik enerjisinin ölçüleri sorulacaktır. Aynı anlam olduğunu lütfen unutmayın. Temel büyüklük olduğunu biliyoruz. Kelvin birim olduğunu biliyoruz. Enerji değildir bir büyüklüktür. Lütfen bunu da unutmayın ve sıcaklıkta maddenin cinsine miktarına bağlı değildir. Bak unutma sıcaklık bir enerji değil büyüklük ama ısı enerji. Öncelikle şunu bir anlaşalım. Isı diye bir kavram yok. Ya hocam bunun ısısı fazla. Yok. Ya hocam bu daha ısılı. Hayır. Isı diye bir kavram yok. Isı enerjisi ya da ısı miktarı var. Isı nedir? Isı bir enerjidir ve sıcaklıkları farklı olan yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru aktarılan bir enerjidir. Ki sıcaklıkları eşitleninceye kadar bu enerji devam eder. Bir sistemin ısı miktarı ya da bir sistemin ısısı gibi kavramlar yoktur. Isı akışı tek yönlüdür. Sıcak olandan soğuk olana doğru türetilmiştir. Uluslararası birimi جول ama genelde kalori kullanılır kalorimetre kabıyla ölçülür ama burada arkadaşlar sıcaklık ölçülür ve sonrasında matematiksel bir işlem ile ısı miktarı hakkında hesaplama yapılır. Enerjidir maddenin cinsine ve miktarına bağlıdır. Unutmayın ısı ve sıcaklıklar aynı şey demek değildir. Isı diye bir kavramımız yok aslında. Bak yanlış. Havanın ısısı. Hayır havanın sıcaklığı. Vücut ısısı. Hayır vücut sıcaklığı. Arabanın sıcaklık göstergesi yeni aldığım bulaşık makinesi daha düşük sıcaklıkta, saf suyun kaynama sıcaklığı gibi gibi gibi. Son olarak arkadaşlar benim hesaplama yapacağım sıcaklık yani matematiksel hesaplama yapacağım sıcaklık Kelvin'dir. Çünkü Kelvin sıcaklığın SI'deki birimidir. Mutlak sıcaklıktır. Yani bugün hava 15 derece, yarın 30 derece. Oley! iki katına çıkıyor. Hayır. Kelvin'e çeviriyoruz. Onu da biraz sonra göreceğiz. Sadece şunu bilin. Derece İki katı olmuyor. 15 derece 30 derecenin yarısı mı? Hayır. 15 Kelvin 30 Kelvin'in yarısı. Bunları zaten biraz sonra sıcaklık dönüşümlerinde, Celsius'un Kelvin'e nasıl dönüştüğü ile ilgili sorularda göstereceğiz. Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Isı alınan ya da verilen bir enerji çeşididir. Doğru. Bir cisme dokunduğumuzda sıcak ya da soğuk diye algıladığımız tabii ki de sıcaklıktır. 90 derece. 30 derecenin 3 katı demiş. Yanlış. 90 kelvin 30 kelvinin 3 katı olacak. Bu ifadem yanlış. Isıyı hesaplama yönüyle ölçmeye yarayan düzeneye kalorimetre kapı denir. Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Ya da şöyle diyelim. 40 dereceden 35 dereceye. Hocam hangisi soğuk? Şöyle diyoruz gençler. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Sıcaklıkları farklı iki madde üst üste konulursa birinin iç enerjisi artar. Sıcaklığı artacağı için ısı miktarı artacağı için ısı alacağı için öbürünün de ısı vereceği için azalır. Doğru. Dışarıdan iç yapılarak maddelerin iç enerjisi değiştirilemez. Değiştirilir. Şimdi gençler dışarıdan ısıttım. Maddenin sıcaklığı arttı. Isı miktarı arttı. İç enerjisi artar. B şıkkı yanlış. Özdeş iki bardaktaki eşit sıcaklıktaki bir bardak çayın iç enerjisi, yarım bardak çayın iç enerjisinin iki katına eşittir. Neden doğru bu gençler? Çünkü her şeylere aynı, kütleye de bağlıydı. Evet doğru, yarım bardak 2 kat oluyor, yarım bardağa göre. Sıfır kelvinde yani mutlak sıcaklıkta maddelerin iç enerji sıfır olur. Biraz sonra sıfır kelvinin altında bir değer olmayacağını da göstereceğim bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin artırılması. Bak gencim canımın içi moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi kavramı cümlesi neyin tanımıydı? Süpersin sıcaklığın tanımıydı. O zaman sıcaklık arttığında tabii ki de iç enerji de artacaktır. Unutma fizik bir tanım dersidir. Bu ünite ise artık tamamıyla tanımdır gençler. Şekildeki özdeş keyveleşelerinde farklı kütlelerde 20 santigrat derece sıcaklığında sütler bulunmaktadır. Hangileri doğrudur diyor. Bak 20 santigrat derece demiş mi? Demiş. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri diyor. E zaten moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri cümlesi sıcaklığın tanımı değil mi? E eşit mi? Eşit. İç enerjilere eşit mi? İç enerji sadece sıcaklığa bağlı değildi. Bir önceki soruda kütleye de bağlı olduğunu gösterdik, değil mi? C şıkkında. Evet. Kütleleri aynı mı? Hayır. O zaman iç enerjilere eşit değil. K şişesindeki sütün ısısı L'dekinden büyüktür demiş. Isı diye bir kavram yok. Bu kadar basit. Isı karşılaştırılabilecek bir kavram değil. O yüzden yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre cümlelerinden hangilerinde kavram yanılgısı bulunmaktadır diyor. Bakalım. ısı ve sıcaklık günlük hayatta en çok karıştırılan iki kavramdır. Bu kavramlar birbiriyle ilişkilidir ancak aynı şeyi ifade etmezler. Birbiri yerine kullanılmazlar. Duvardaki termometre odanın ısısını hayır, sıcaklığın 19 derece gösterir. Kavram yanılgısı. 30 derece hava sıcaklığı 60 derecenin yarısıdır. Hayır. Kelvin'e çevirelim diye üstüne basa basa söylemiştim. Düdüklü tencerede suyun kaynama sıcak... Evet o bak. Kaynama sıcaklıktır. Kaynama ısı değildir. Burada bir kavram yanılgım yok. Kavram yanılgısını sorduğu için C şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Kaptaki suyun iç enerjisini arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır demiş. Güzel bir soru. Şekildeki ısıca yalıtılmış kapta kütlesi M olan T sıcaklığında su bulunmaktadır. Arkadaşlar Kaptaki suya bir miktar ısı verilmeli. Şimdi ısı verildikçe maddenin sıcaklığının artacağını düşünüyorum. Ve bu yüzden de evet benim iç enerjim artacaktır. Kaba aynı sıcaklıkta su eklemeli. Unutmayın iç enerji evet sıcaklıkla ilişkisi var. Ama tek faktör sıcaklık değil. O yüzden madde miktarı da artacağı için iç enerjim artacaktır. Ya da ne diyor bize? Kaptaki sudan miktar ısı alınmalı. Oo, ısı alınırsa dışarıya ısı vereceğimden dolayı iç enerjim azalacaktır. D şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi geldik bugünkü konumuzun artık son başlığı termometre. Arkadaşlar tabii ki de termometre sistemin sıcaklığını ölçmeye yaran bir alet. Ya termometre mi anlatacaksınız hocam? Ne gelebilir ki? Bak dikkat et. Dönüşümleri gelebilir. Hassaslığı gelebilir kullanım alanları gelebilir. Evet basit görünüyor ama gerçekten çok geniş kapsamlı alanları var. Öncelikle arkadaşlar günlük hayatta bizim kullandığımız termometreler civalı termometrelerdir. Donma noktasını vermiş, kaynama noktasını vermiş. Donma noktası ile kaynama noktası arasındaki mesafenin fazla olması kullanım alanının çok geniş olduğunu söylüyor. Bazı termometrelerde etil alkol kullanılır. Bazılarında başka şey kullanılır ama termometre normalde 3 ayrılır. Ben bunlardan bahsetmeden önce bence termometreden bir soru gelirse kesinlikle hassasiyetinden gelir diye en başa ekledim. Bakın gelir demiyorum. Beni bilen beni bilirsiniz, bilersiniz. Ben bu soru gelir dediğimde gelir zaten, gelmiştir de. Buradan gelir demiyorum. Ama eğer sınav hazırlayacak komisyondaki hocalarımız, meslektaşlarımız ya termometre ekleyelim mi diye karar aldığında burası gelir. Karar alırlar mı bilmiyorum. Onu da zaten şimdiden belirtmiş olayım. Bir termometrenin hassas ya da duyarlı olması için 5 şart var. Termometrenin yapıldığı katı maddenin genleşme katsayısı küçük olacak ama termometrede kullanılan sıvının genleşme katsayısı büyük olacak. Bunun da sebebi arkadaşlar sıcaklık arttığında sıvı o termometrenin yapıldığı malzemeye göre daha fazla genleşsin ki daha fazla hareket etsin. Ya da sıcaklık azaldığında da daha fazla bücüzsün ki daha fazla hareket etsin. Termometrenin kılcal borusu ince olacak. Hazne geniş olacak. Ve kılcal borudaki bölme sayısı fazla olacak. Beşini de unutma lütfen. Bazen şöyle diyor. A ve B'yi tek cümlede kullanılıyor. Termometredeki sıvının genleşme katsayısı termometreden büyük olmalı. Evet, aynı anlam gençler. Gazların genleşme katsayısı sıvılardan daha büyük olduğu için gazlı termometreler diğer termometrelere göre daha hassastır. Termometre yer çekim ivmesine bağlı değildir. Çünkü termometrelerin içerisindeki sıvı ve gazların genleşmesi de yer çekiminden etkilenmiyor gençler. Bunlar da ek bilgi olarak söylenmesi gerekenler. Evet, üç farklı termometre var. Sıvılı Metal gazlı. Bunların kullanım alanları farklıdır. Sıvılı termometreler aslında günlük hayattaki ölçümleri yapar. İşte hasta termometresi gibi, duvar termometresi gibi arkadaşlar, bilginiz olsun. Günlük hayattaki ölçümleri yapar diyoruz ve termometrelerin hepsi genleşmeden yararlanılarak kullanılan bir aletlerdir. Metal termometreler ise çok yüksek sıcaklıkları ölçer. Fabrikalarda fırınlardaki gibi Gazlar ise hassasları ve çok düşükleri ölçer. Mesela bugün hava 38,13 santigrat derece. Bak 38 demiyor. Sı sıvılı olurdu. Virgül 13 diyor. Hassas. Bu da arkadaşlar gazlı termometreler olacaktır. Bunların da sınıflandırılmasını söyledim. Evet belli bir sayısal değerleri var. İşte 1400 ve üstü metal termometre ama böyle ezberlemeye gerek yok ki MEP de bundan bahsetmemiş. Sadece çok yüksek varsa metal, çok düşük ya da çok hassas varsa gazlı. Normal oda koşulunda ise sıvılı termometreler bizim ölçüm aletlerimizdendir. Geldik sıcaklık dönüşümlerine. Evet. Celsius kullanıyoruz. Fahrenheit var. Özellikle Amerika kullanıyor diye biliyoruz. Ve bir de SI birim sisteminde kullanılan Kelvin var. Bu üçünün de ne yazık ki donmasını ve kaynama sıcaklıklarını ezberlemek zorundayız gençler. Çünkü oranlama özellikle dönüşüm öyle yapılıyor. Yapacağımız işlem şu aslında. Bana verilen değerden o termometrenin donması çıkartılacak. Paydaya da o termometrenin kaynamasıyla o termometrenin donmasının farkı alınacak. Celsius donması 0 kaynama 100 o zaman C bölü 100. Fahrenheit donma 32 kaynama 212 F 32 bölü 180 Kelvin. Kaynama 373 donma 273 K eksi 273 bölü 100. O zaman şu yorumu kesinlikle yapmalıyız. Celsius eşittir Kelvin eksi 273. Yani arkadaşlar muhakkak yazın. Celsius değeri ile Kelvin değeri asla aynı olamaz. Çünkü Celsius değerinde 273 eklediğinde Kelvin gelecek. Celsius'ta Fahrenheit'ın aynı olduğu bir değer var. Sorusunda da ama yine bilginiz olsun diye söylüyorum. Lütfen ezber yapmayın. Eksi 40. Ama Celsius Kelvin asla aynı değerde olamaz. Mutlak sıcaklık Kelvin olduğu için 0 Kelvin'in altındaki değerler ölçülemez. Yani eksi 274 ve 6 da ölçülemiyor. Çünkü ne demiştik? Aralarında 273 değeri var demiştik. Eksi 5 Kelvin ölçülemez. Bir de grafikte gösterimi var. Biz burada genelde mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken o zamanki öğretmenim geometriden kelebek yöntemini kullanmamızı istemişti. Şimdi gençler geometrisi iyi olan var kötü olan var seven var sevmeyen var. Ben niye fiziğin içine başka bir dersi katayım ki geometriye laf etmiyorum. Neden sizi bunu bilmek için illaki geometri yapacaksınız diye şartlandırayım ki. Çok 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 basit. Yapacağımız işlem şu. Bak x ve y'yi yazdım. Gözüküyor mu burada? Gözüküyor. Süper. Şimdi gençler. x sıfırken y kaçmış? x sıfırken y eksi olmuş. Değil mi? Yo x sıfırken y beşmiş. x sıfırken y beşmiş. y sıfırken x kaçmış? Eksi 10. O zaman y'nin 5 artışı x'in 10 artışına. Bu kadar basit. Y5 artacak, artacak. Y5 y 5 artacak, X 10 artacak. Y 5 değiştiğinde X 10 değişiyor. X'in 2 değişmesi Y'nin 1 değişmesine eşittir mantığını yaptığınız takdirde hiçbir zorluk çıkmaz. Geometri yapmak isteyenler yapsın. Biz niye geometri yaptınız demeyiz size. Ama ne gerek var? Yani ne gerek var birden fazla ders ezberlemeye? Zaten sevmediğiniz, zorlandığınız ve gerçekten bazı konularda sıkıcı bir ders istiyoruz, değil mi? E şimdi Geometri de sevmiyorsan e aman dersin ne gerek var dersin hop geçersin başka derse hiç gerek yok gençler. Evet x termometresi suyun donmasını eksi 10 suyun kaynamasını 140 gösteriyormuş. Okey o zaman Celsius'un 40 gösterdiği değer. Evet bakıyorum 40 bölü 100 neden Celsius'un donması 0 kaynaması 100. x eksi eksi 10 donma bölü 150 bitti. Şimdi neden? Kaynama eksi donmadan süpersin. Bak 2 bölü 5 geldi. Doğru mu? Kaç katı? O 30 katı. O zaman yukarının 60 olması lazım. X'in de 50x olması lazım. Neden? X artı 10 60 olması için. Hangi sıcaklık değerini? ikisi de aynı gösterir diyor. Bakalım. T bölü 100. T dedim ben bu değeri. T artı 10 bölü 150. Gençler hadi işler dışlar yapalım. 15T eşittir. 10T artı 100'den ne olur 5T 100'den T eşittir 20 olacaktır. Yani 20 Celsius 20X'e eşitmiş. Şimdi bakalım X'teki 15 derecelik bir artış Celsius'ta kaç derecelik artışa denk gelir diyor. Şimdi gençler Celsius 40 arttığında X kaç artmış? 60 artmış. Eksi 10'dan çıkıyor. Bak Celsius 20 arttığında X 30 artmış. Yani X'in Celsius'un bir artması x'in bir buçuk artması. O zaman Celsius kaç artarsa x 15 artar diye işler dışlar yapıyoruz. Burada yapacağımız işlem artık 15 eşittir. 3C bölü 2'den hop 10 derece gelecektir. Yani bak Celsius 20 arttığında 2 katı 15 çarpı 2'den 30 artıyor. X termometresi. Yukarıda verilen sıcaklıkların hangi termometreyle ölçümü doğru olur demiş. 200 derece fırın diyor. O zaman tabii ki de metal termometre. Buraya metali yazdım. 25 derece oda diyor. Sıvı yani duvar termometresi. Gazlı termometre. Ya çok düşük sıcaklıkları ölçer ya da arkadaşlar neydi? Hassas sıcaklıkları ölçer. A, B, C, A şıkkı. Benim sorumun doğru cevabıdır. Sıvılı termometre yapan bir üretici firmanın ürettiği termometrelerin daha duyarlı olması için hangilerini yapması uygun olur? Bakalım gençler. Kılcal borusunu genleşme katsayısı küçük olan maddeden ve kesit alanı küçük yapmak. Süper. Kullanılacak renkli sıvıyı genleşme katsayısı büyük olan sıvıdan seçmek. Süper. Sıcaklık ölçeklendirme aralığını upuzun seçmesi lazım. Sorumuzun da o bak histerinik geldi. C şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Diğerleri neydi? Hazne büyük olacaktı. Zaten 4 tanesini 3 öncülde vermiş. Hazne büyük olacaktı. Bunu da ben söylemiş olayım. X termometresinin 200x gösterdiği sıcaklık değerini Y termometresi kaç gösterir? Gelin bakalım. X'i buraya yazdım, Y'yi buraya yazdım. Arkadaşlar, X 0 gösterirken Y kaç gösteriyor? Peki y 0 gösterirken x kaç gösteriyor? Peki x 30 gösterirken y kaç gösteriyor? Bak her 10 artışında 5 artmış. Her 20 artışında 10 artıyor. Tamam yani her 10 artışında 5 artıyor. 200 olması için x'in 200 arttığında y'nin 100 artması lazım. Eksi 5'ten 100 topladığımda cevap C şıkkı 95 gelecektir. Dediğim gibi ne gerek var başka bir dersten yardım almaya. Biz bize yeteriz. Bu termometre suyun kaynama sıcaklığını evet durdur. Kendin çöz ve yorumlara yaz bakalım. İlk yoruma yazana da güzel bir sürprizim var gençler. Evet yine C ile X'i yazıyorum yan yana süpersin. C sıfırken X kaçmış? Eksi 30. X sıfırken C kaçmış? 20. Yani C 20 arttığında x 30 artıyor. 40'a 30. 60'a 60. Aynı değeri gösteriyor diye sorsaydı mesela. 80'e 90. 100'e 120. Suyun kaynama sıcaklığı. Celsius termometresinde 100 derece olduğu için. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Şimdi 3 tane soruyla da artık bir pekiştirme yapıp. Ünitenin birinci konu altı videosunu finish yapıyoruz gençler. Evet hangileri doğrudur demiş. Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin göstergesi ya da ölçüsüydü süpersin. Isı bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisiydi. Hayır bu iç enerji demekti. Karışmış. Yanına muhakkak iç enerji olduğunu yazalım. İç enerji tabii ki de madde miktarına ve cinsine bağlıydı. Bağlı olmayan neydi? sıcaklıktı. Evet doğru söyledin. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yalnız bir olacaktır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Sıcaklığı yüksek olan maddelerden düşük olan maddelere aktarılan nedir? Sı. Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel toplamı iç enerji. Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsü sıcaklık. Süpersin ısı iç enerji sıcaklık D bizi son soruya götürüyor gençler. Bir kavram haritası vermiş ve bu kavram haritasındaki bilgilerin doğru ve yanlış olarak hatasız değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılacağı sorulmuş. Beni bilen hepsi, beni tanıyan çok iyi bilir. Ben hepsini de doğru yaparım burada. Yani hepsini de yapmak isterim. Öyle ya hocam solu gittik, sağı boş bırakmak yok. Her zaman bir soruda bir bilgi fazla öğrenmek gerçekten çok güzel olacaktır. Bir maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel toplamına iç enerji denir. Buraya hemen bakalım. Havanın sıcaklığı havanın ısısı şeklinde yok ifade edilemez. Bu yanlış ek bilgi olarak yazdım. Sıcaklık bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçümüdür. Ölçüsüdür. Evet. Sıcaklıkları farklı iki maddenin etkileşimi sırasında birinden diğerine aktarılan enerjiye ısı denir. Evet, A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Umarım beklettiğime değen bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.